Herkese yeniden merhabalar sevgili izleyicilerim. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Uzun süredir yapmadığımı fark ettim. Bir custom content alışverişi tarzında bir video olacak. Bendeki var olan bayağı aslında custom content'leri sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda 5 tane kombin hazırladım ve bu kombinleri de sizlerle paylaşacağım. Çok fazla işinize yarayacak güzel detaylar var. Ayakkabılar olsun, işte ne bileyim bluzlar, bir sürü gerçekten çok güzel şeyler var. Şu an hava o kadar sıcak ki artık yani kesinlikle yaz geldi. Şu an soğuk üfleyecek bir hava şeyi olmadığı için akışı odamda. Bakar mısınız, bunu da aldım yanıma. Dedim arada şöyle yaparım arada. İyi olur. Evet, ilk önce şunu söylemek istiyorum. Custom content'lerimi Tumblr'dan ve Patreon'dan indiriyorum. Hatta oyun için kullanmış olduğum pozları da genellikle Pinterest'ten bulmaya çalışıyorum. Yani bu bahsettiğim yerlere bakarsanız oyununuz için birçok şeyi bulabilirsiniz. Ekstradan şunu söyleyeyim, indirdiğiniz şeyler bozuk olabilir. Bunları tabii ki birkaç programla oyununuzdan silmelisiniz. Çünkü oyunda gerçekten çok büyük sıkıntılar çıkarabiliyor. Hatta bende de şu an birkaç tane var. Onları daha sonra temizlemem lazım. Da hemen şöyle yapalım. Bir Tumblr'a gidelim. Bir saniye bekletiyorum sizi ama Tumblr'da birkaç bir şey göstereceğim. Evet, Tumblr'a geldiğinizde buradan, hatta beni takip etmeyenler varsa buradan takip edebilir. Ben de aynı zamanda buradan çok fazla şey paylaşıyorum. İstediğiniz kadar ev, topluluk alanları, işte kıyafetler, saçlar, ayakkabılar. Bakın burada çok güzel şeyler görünüyor. Hem de şey olarak da aslında. Bu arada şuradaki paten şeylerini de size linkini vereceğim. Onu indirmiştim. Burada bir sürü lookbooklar da var. Bunlara da bakabilirsiniz. Ya ben Tumblr'ı seviyorum. Şu an karşımıza doğru düzgün bir şey çıkmadı gerçi ama. Evet, burada mesela gördüğünüz gibi çok güzel şeyler var. Bu da güzelmiş. Burada şey yüz detay olarak highlighter var sanırım. Evet. Aslında benim şeye ihtiyacım var çocuklar için. Bu Nasso Berry'de turuncu demeyeyim de şeftali rengindeyiz ya. Çocuklar için o tonlarda bir saça ihtiyacım var. Burada da benim paylaşmış olduğum Tumblr'da paylaşmış olduğum şeyler var. Olabildiğince zaten genellikle CC linklerini de buradan paylaşıyorum. Buradan takip edebilirsiniz. Bizim için çok fazla çeşitli şeyler var. Bunlar benim favori custom content indirdiğim yerler. Ama ekstradan hani böyle bir video da yapabiliriz aslında. Hep birlikte işte bir video yaparız ve videoda birlikte benim en çok favori custom content yapımcısı Simmerler'in sitelerine gidip oradan birkaç bir şey indirebiliriz ve onların linkini de sizlerle paylaşabilirim. Ama bunu şu an için değil, daha sonra. Benim şu an yapmak istediğim şey aslında bendeki şeyleri göstermek olacak. Hadi şimdi hep birlikte bakalım neler var. Sizlerle paylaşacağım bu saçlar olsun, kıyafetler olsun. 5 kombini de olabildiğince birbirinden farklı tarzlarda yapmaya çalıştım. Ama tabii ki de önemli olan sizlerle paylaşacağım parçalar olacak. Birinci kombinimiz bu şekilde. Ben öncelikle saç detaylarından başlamak istiyorum. Çünkü saçlar da bizim için çok önemli. Çok fazla zaten oyunda saça ihtiyacımız oluyor. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi saç kimindi bu saç? Evet, okre aşırı güzel bir saç. Bu yeni sayılır zaten. Çok güzel. Arka detayına falan bakar mısınız? Efsane kesinlikle. Çok beğendim. Hatta diğer renklerini de sizlere göstereyim. Şöyle bu tonlarda bir renk var. Sonra böyle şu sarı tonlarına bakabiliriz. Bu renk bile aslında kötü durmadı bence. Neyse, ben siyahtan devam etmek istiyorum. Şöyle bir saçımız var. Aksesuar olarak da kulaklık. Bunu isterseniz Bluetooth şeklinde, yani şu ipi olmadan da, kabloları olmadan da indirebilirsiniz ya da bu şekilde de indirebilirsiniz. Ben bu şekilde, bilmiyorum, bu çok daha hoşuma gitti açıkçası. Şöyle göstereyim. İnanılmaz güzel görünüyor. Her detayını düşünmüş yani bunu yapan. Burada farklı farklı zaten renkleri de var. Bence gayet tamamlanmış durumda. Gelelim kıyafetine. Şort ve bluzu böyle ayrı bir şekilde paylaşmak istedim. Ayakkabılar zaten efsane. Yani şu arkadaşın ayakkabıları İnanılmaz güzel yani, o kadar iyi ki zaten bildiğim kadarıyla sadece ayakkabı üzerine custom content yapıyor ve çok çok güzel. Burada zaten bir sürü rengi de var.
Ama çok iyi ya, bakar mısınız? Bu arada bu simin altındaki şortu ben bir yerde görmüştüm. Bir yabancı bir simırda görmüştüm. Paylaşmıştı siminde. O kadar aradım ki bir türlü bulamadım. Daha sonra benim daha önce yani indirmiş olduğum bu Eunno var ya işte. Ondanmış, yani onunmuş. Onun sitesine bakarken fark ettim. Ya ben bu şortu çok beğendim. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Kesinlikle ben de serilerde kullanacağım. Yani çok çok güzel. Ve gelelim üstündeki tişörte. Demon Der Sims mi yazıyor? Tam göremedim. Burada işte collection'lar vardı. O şekilde indirdim aslında. Aa, çok tatlı. Bunlara bakmamıştım. Bakar mısınız? Çok iyi. Aslında tam benim böyle dışarıda giyilebileceğim bir bluz. Neyse, bunu da çok sevdim. Bu da kesinlikle kullanabileceğiniz bir bluz. Gelelim ikinci kombinimize. Ve ikinci kombinimiz böyle sanki hani sonbaharda, kışta giyinebilecek bir hırka. Nedense bu aralar ben bu tarz custom contentlere çok sarmış durumdayım. Hani alfa mı, Maxis Match mi tarzında ama çok güzel görünüyor. Gerçekten hani arasam bulamam yani. Öyle denk gelmiş bana. Özellikle arasam bulamazdım muhtemelen. Saç da çok güzel. Yıldız parça yani bu hırka. Aa, bunu nereden indirmişim acaba? Kesinlikle nereden indirdiğimi hatırlamıyorum ama o bu rengi de çok iyi. Ben direkt bu çizgili rengi gördükten sonra ama kesinlikle çok beğendim. Muhtemelen ben bunları aynı yerden indirdim. Aynı kişiden indirmiş olabilirim. Şöyle güzel bir jean var. Çok tatlı, çok güzel görünüyor. Zaten simin vücut detayı olarak da sime bence gayet oturmuş durumda. Mesela siyah da varmış. Evet, harika. Ve ayakkabılar. Ayakkabılar yine aynı custom content yapımcısından. Dediğim gibi zaten bu custom content yapımcısına mutlaka güvenerek bütün yapmış olduğu bütün ayakkabıları hemen hemen indirebilirsiniz. Gerçekten güzel. Mesela şurada ben şunu indirdim ya, bu bozuk çıktı. Çalışmıyor mesela. O beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Şey, direkt söyleyeceğim ve kafanızda zaten oluşacak. Sanki nasıl biliyor musunuz? Stranger Things dizisi var ya. Hani birazcık daha eski. 70'li mi o? 80'li dönemleri yansıtıyor zaten. Orada Paten Kayan kız gerçekten hani Atari salonuna gitmiş, işte paten kayıyor vesaire. O tarz bir konsept oluşturmuşum gibime geldi açıkçası. Saçları, üstündeki bluz, şort da inanılmaz güzel ve kesinlikle paten. Kombini yani bu simi çok beğeneceksiniz. Özellikle de bu makyaj kısmı, yani göz makyajını da yine bluzuna uygun bir şekilde yapmaya çalıştım. O yüzden çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi birazcık daha yakından bakalım. Evet, gördüğünüz gibi kızımızın yakından çok daha güzel bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz. Zaten ruj ve kolyesini bile ona göre ayarlamışım. Aşırı hoş duruyor. Saçları zaten güzel. Linkini dediğim gibi bırakacağım. Şöyle saçlarına bakalım. Aynen, buradan indirmiş. Mesela şu tarzda yine. Oo, çok güzel. Ah, ne diyebilirim ki? Harika. Ve kıyafetine bakalım. Da bakalım başka hangi tonlar var. Aa, evet. Ben bunu koleksiyon olarak indirmiştim. Evet, hatırladım. Bakar mısınız? Ve şortuna gelelim. Yok ya, şortun bu rengi çok daha iyi gibi duruyor. Ve tabii ki de favori parça paten tarzında ayakkabı. Böyle bir şey olması bence hoş. Yani ben bunu ilk defa gördüm. Hiçbir şekilde görmemiştim açıkçası. Hatta tonları falan da gayet güzel görünüyor. Şöyle. Şimdiye kadar hiç denk gelmedim. Eski mi? Yeni bir custom content mi? Açıkçası onu da bilmiyorum. Ve gelelim dördüncü kombinimize. Bu birazcık daha kış konseptli bir tarzımız. Daha pembe tonlarını kullandım. Kış deyip de böyle kahve tonları ya da koyu böyle siyah tonlarını kullanmaktan ziyade Barbie tonlarını kullanmaya çalıştım. Özellikle burada da yine kullanmış olduğum şu kızın kafasındaki işte bu kulaklıklar, yine çok aslında seviyorum bunları. O güzel ve tabii ki de yine ayakkabılar. Ayakkabı zaten yine aynı custom content yapımcısına ait. Bunu söyleyebilirim. Saçları
Diğerlerine göre farklı bir saç olduğunu görüyoruz. Saçları daha rasta tarzında. Bu tarz saçları çok fazla paylaşmadığımı fark ettim. Aslında serilerde kullanıyorum. Daha doğrusu Vimzi'nin birinci jenerasyonunda kullanmıştım bu tarz saçları. Ama sonradan kullanmadığımı fark ettim. Zaten bu CC yapımcısı çok başarılı, yine başarılı olan kişilerden bir tanesi. Diğer rengini de göster. Mesela sarı tonu da gayet güzel duruyor. Hemen size kazağını göstereyim. Daha düz basic bir kazak şeklinde. Bir sürü farklı renkleri var. Mesela mavisi de gayet güzel duruyormuş. Daha pudra tonlarında bir pembe. Ve gelelim, etek olarak hangisini kullanmışım ben bu arada fark etmedim. Ha tamam, burada bir etek kullanmışım. Ve yine basic, düz. Hatta şöyle, böyle, tamam. Böyle bir etek kullanmışım. Aşırı kısa bir etek ama bence çorabıyla çok çok iyi oldu. Siyah pembe tonlarında bir çorap var. Ama bu kombine kesinlikle beyaz oldu. Yani bu kombin, ben bu kombini sonradan ekledim. Aslında böyle bir şey paylaşma gibi bir düşüncem yoktu. Dedim ki bir tane daha olsun, 5'e tamamlayayım. Bu kombin inanılmaz güzel bir kombin oldu. Dediğim gibi tarz olarak birbirlerinden farklılar. Ya bakar mısınız? Yani bu nedir? Şimdi bir kere en güzel parçalardan bir tanesi gözlükleri. Evet, bir de şöyle kafaya takılan var. Bu daha iyi durdu gibi. Zaten saç oldukça tatlı bir saç, tarz bir saç. Ve tabii ki de şu kol çantası. Birbirinden güzel renkleri var bu çantanın. Hemen bunu da göstermek istiyorum. Mesela şöyle yaklaştıralım. Daha çiçek desenli. Ve düz renkler. Ama bu kombine kırmızı daha iyi bir oldu. Yani kombinde kırmızı çantayla birlikte kombin bir patladı gibi geldi bana. Altındaki etek düz. Hatta şu şekilde, bu bir takım halinde böyle. Yalnız bu arada bunların hiçbir şekilde burada ismi yazmıyor. Acaba kimden indirdim ben bunları ya? Hiç hatırlamıyorum. Evet, kombinlerimiz bu kadardı. Gerçekten birbirinden tatlı, güzel kombinler paylaştım. Ayakkabı detayı da oldukça tatlı. Ki ayakkabıyı da yine aynı kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bir bakalım. Evet, aynı. Bir fark yok. Ekstra olsaydı zaten mutlaka buradan denk gelirdim ve söylerdim. Birbirinden güzel parçaları sizlerle paylaşmış olacağım. Aynı zamanda 20 bin abone olduk. Bu yüzden çok ama çok mutluyum. Gerçekten herkese çok teşekkür ederim. Hem de 20 bin aboneye özel böyle ekstra bir CC listesi de paylaşmış olacağım sizinle. Özellikle aslında böyle bir video hazırladım bunun için. Herkese çok teşekkür ederim. Çok çok öpüyorum hepinizi. Eğer kanala ilk defa geliyorsanız da abone olmayı unutmayın. Bütün linkleri açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Aynı zamanda eğer bu şekilde istediğiniz farklı konseptte videolar ya da içerikler olacaksa da bırakabilirsiniz. Ve 20 bin aboneye özel teşekkür etmek istediğim için sizlerle kameralı bir video paylaşmak istedim. Zaten artık tatil de oldu. Yani olabildiğince videoları paylaşmaya çalışacağım. Kesinlikle bunun için söz veriyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Şöyle kapanışı bununla yapmak istiyorum.